Bingöl yoksul bir kent. Bingöl yeşil bir coğrafyadır. Buralarda fabrikalar yok, istihdam alanları yok. Ama Bingöl merkezi içerisinde gezdiğinizde neredeyse bir ağaca bile rastlayamıyorsunuz. Sistem kendi yandaşlarına rant sağladığı sürece çevresi olmayan insanlar şehri terk etmek zorunda kalıyor. Yani doğduğu yerde doymuyor insanlar. Belediyeciliği ranttan çıkaracağız. Türkiye'nin hiçbir yerinde deprem olmazsa Bingöl'de kesin olacak. Bir çadır kenti, konteyner kenti oluşturma çabasına gireceğiz. Halkçı belediyecilik yapacağız. Tüm kapıların halka açacağız. Özellikle kadınlara açacağız. Kadın bakışının olması bana göre Bingöl'ü değiştirip dönüştürecek diye düşünüyorum. Ben de öyle bir şey. Bunlar her şeyi değiştirir diye. Kesinlikle. Ma ene isun kura enevun. Vata ma kum guriyatsa yo belediye yo operatör be yo mühendis ma bir yerse ma ene sözdüm bile isun kura ma ina şeffaf açık yani ma bir torpil kum ki haksa ma aygin. Vata ma operatör bir yerse ma pratik et ben gerçekten zun burumsa yo kurul mu ayet nuru o kurul karar donca. Teşekkür ediyorum. Çok sevindik senin adına. Allah razı olsun. Hem senden bahsediyoruz. Senden değil konuşuyoruz mi? Vallahi. Ama konuşmak da yetmiyor. Bu hayır, sefer çalışmamız inşallah lazım. İnşallah hayırlısıyla. İstihdam yaratmak için belediye bünyesinde olan 300-400 dönümlük araziler var. Farklı projelerle bu insanları burada istihdam etmeye çalışacağız. Burası Bingöl. Şeyh Said ve onun yoldaşlarının memleketi. Bingöl halkı da Şeyh Said ve onun yoldaşlarının torunu. Bingöl halkı da bu saatten sonra Şeyh Said ve onun yoldaşlarına hakaret eden ve onunla ittifak yapan partilere oy vermeyecek. Gelin hep birlikte Bingöl'ün rengini değiştirelim. İşimiz zor biliyoruz ama çabalayacağız. Bunun üstesinde de geleceğiz. Herbici Çevlik, herbici. Şimdi sizlere Aydın Bürçün Başkan ve Çiçek Arıç arkadaşları zaten tanıyorsunuz. Sizlere emanet ediyorum. Onlar Yado Paşa'nın, Şeyh Said'in emanetleridir size. Onlar cezaevindeki Selahattin Demirtaş'ların, Gülten Kışanak'ların, Samanat Tuncer'lerin emanetidir.